Türkler hala bizim anladığımız manada tevhidle tam anlamıyla tanıştığını söylememiz mümkün değil. Kutsal bir devlet anlayışı, yani devletin âli menfaatleri üzerinden bakış açısı şekillenen bir din anlayışı, yani devlet kontrollü bir din anlayışı burada bence belirleyici bir hale dönüşmüştür. İşte vatan sevgisi imandandır diye Allah Resulü'nün ağzına bir söz koyuyorlar. Hocam rahat mısınız? Rahatım. Geçen yorumlara şey yazmışlar hocam. İşte hocayı niye öyle oturttunuz? Hocayı niye sorgu çeker gibi soruyorsunuz falan demişler. Siz isterseniz endişelenen kardeşlere buradan bir mesaj gönderin. Size iyi de ağırladığımıza dair, keyfinizin yerinde olduğuna dair. Söylemek istediğiniz bir şey varsa hocam, kardeşlerin Yani gönlünü buraya biraz rahatlatalım. kendi hür irademle çıktım. Herhangi bir baskı zorlama altında değilim. Allah razı olsun. Geçin hocam. Faydalı olmak istiyoruz. Ve bu konuda da siz değerli kardeşlerimiz ciddi bir emek veriyorsunuz. Allah razı olsun Amin hocam. sizden de inşallah. Dolayısıyla bir zandan kurtulmuş olduk şimdi inşallah. Hocam selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Görüşmeyeli nasılsınız hocam? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Hamdolsun, teşekkür ediyorum. Sıhhatimiz yerinde. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler deyiz hocam. Hocam bildiğim kadarıyla yakın bir geçmişte bir Anadolu seyahatiniz oldu. Nerelere gittiniz hocam? Nasıl geçti? Biraz bahsetmek ister misiniz? Yani dolaştığımız yerler sürekli değişiyor. En son Adapazarı, onun öncesinde Bolu, onun öncesinde Konya, Ankara, özür diliyorum, Konya, Adana yolculuklarımız oldu. Ankara'ya biraz sık gidip geliyoruz. Yakın zamanda, bu arada İdlib'e bir gidip gelme imkanımız oldu. Antep, Hatay üzerinden İdlib'de bir ziyaretimiz oldu. Orada yetimleri, kardeşleri ziyaret etme imkanımız oldu. İdlib'de son durumlar nasıl hocam? Biraz bilgi vermek ister misiniz? Yani İdlib aslında çok Müslümanların gündemine gelen bir yer değil. Takriben 5 milyon kişinin yaşadığı bir bölgeden bahsediyoruz. Malum HTŞ, Heyeti Tahrir-i Şam'ın kontrolü altında. Yani tabii hala 12 yılın getirmiş olduğu yoğun bir mahrumiyet, mazlumiyet yaşıyor. Çadırlarda doğan çocuklar büyümüşler, okula başlamışlar. Hayat şartları çok zor. Tam anlamıyla %100 bir güvenlikten bahsetmek mümkün olmasa bile o yaşanılan o bölgedeki mahrumiyet ve mazlumiyete rağmen bugün kendi yaşadığımız bu büyük şehirlerdeki modern cahiliyenin kıskacı altında kalmanın yaşadığımız ezikliği mukayese edilmeyecek oranda oralarda daha güzel diyebiliriz. Küçücük çocukların tesettür bilincine sahip olması, açıktan bir haramın, günahın işlenecek bir ortamda görülmemesi, tabii müminlerin, mazlumların yaşanılan süreçleri doğru değerlendirip kardeşçe bir dostluk, bir tecrübe elde etmeleri de gerekiyor. Bunlar tabii belki uzun başlıklarda konuşulması gerekir. Bir de Ankara'da Kur'an-ı Nebevi davetimi çalışması var hocam. Hani arada bize kızdığınızda ben Estağfurullah. Ankara'ya yerleşeceğim dediğiniz o Ankara çalışması var ya. Nasıl gidiyor hocam oradaki çalışmalar? Eyvallah, estağfurullah. Ankara'da mazimiz hareket olarak çok yeni olmasına rağmen özellikle bölgedeki kardeşlerimizin, Allah razı olsun, gerek hanım gerek erkek kardeşlerimizin yoğun bir gayret, fedakarlık ve davetin bölgede karşılık bulmasının da Allah'ın tabii en başta lütfuyla iyi bir seyirde ilerlediğini söylememiz mümkün. Orada çocuk, genç, hanım, yetişkin insan, yani bir davet çalışmasını bir bütünlük içerisinde götürüyoruz. Müstakil mescidimiz, kendi bağımsız cuma namazlarımızı kılabileceğimiz şekliyle ortamımız, konferanslar serimiz tekrar başlıyor Allah nasip ederse. Buradan da Ankara'daki bütün kardeşlerimize selam gönderelim değil mi hocam? Eyvallah. Hocam Ankara mı İstanbul mu? Şimdi yerleştiğimiz, büyüdüğümüz, aile bağlarımızın oluştuğu yer İstanbul. Yani İstanbul öyle bir şehir ki hani derler ya buranın bir tozunu yutan bir daha buradan ayrılamıyor.
Yani çok şiirler yazacak durumda değiliz. Hani bir tepenin karşısına çıkıp İstanbul seni yenmeye geldim falan da demeyeceğiz belki. Ama şu var, hani İstanbul, Türkiye, dünya İslami hareketleri açısından önemli bir ivmenin merkezini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Tabiri caizse fesadın da imanın da biraz fazla etkin olduğu bir bölge diyebiliriz. Ustaca döndürdünüz. Ben cevabımı alamadım. Hangisi? Ben o cevabı almadan sizi belki bırakmam hocam. Belki tehlikeli bir sorudur. Hocam ben İstanbul mu Ankara mı diye Kur'an-ı Nebevi davetin çalışmalarını kastederek İstanbul ekibi mi Ankara ekibi mi diye sordum. İkisinden biri üzülecek. Her halükarda. Ben oraya montajda İstanbul deyip koyacağım hocam. O zaman ben Ankara diyeyim, sen İstanbul'a çevir. Hocam Ankara demişken müsaadenizle küçük bir anımı anlatacağım sizinle beraber. Ankara'da bir kardeşimiz vardı, bir ameliyat geçirmişti. Sonra ben de onunla telefonlaştım ve inşallah seni görmeye, ziyaret etmeye geleceğim dedim. Sonra biz aramızda onunla randevulaştık. Sonra sizinle de konuştuk. Siz de katılacağınızı söylediniz. Bir de sevindik tabii. Daha sonra biz tabii sizin Ankara'ya geleceğinizi duyan işte kardeşlerimizin, abilerimizin yoğun talebi, gerek sizin de oraya gitmişken bazı işte ziyaret etmek istediğiniz kişiler vardı. Dolayısıyla biz gün sonunda ziyaret etmeye gittiğimiz kardeşi ben 5 ya da 10 dakika falan görebilmiştim. 2 gün orada kalmıştık. Evet. Sonra kardeş ayrılırken demiştik, abi sen şey yapma, zahmet etme, bundan sonra inşallah ben ayağım düzelince seni görmeye geleyim İstanbul'a falan demişti. Biz de o gün bugündür planlarımızı, programlarımızı ona göre yapıyoruz. Eyvallah. Hocam hazır laf Anadolu'dan ve Türkiye'den açılmışken, biliyoruz ki siz çok iyi bir yüzücüsünüz ve bugün Allah'ın izniyle biraz tehlikeli sularda yüzmeye karar verdik inşallah. Bugün size Ahmet Turgut Uluca'ya Türklerin din anlayışını soracağız. Evet. Hazırsanız başlayalım inşallah. Hocam direkt soracağım. Türklerin nasıl bir din anlayışı var? Tabii biz hiçbir olaya yani bir etnik kimlik üzerinden değer yargısı yükleyerek bakmamız mümkün değil. Ama sosyolojik bir değerlendirme açısından konuyu ele alacak olursak, hani tarihte hep şunlar konuşulur. İşte Türklerin İslam'la tanışma süreci, İslamlaşma süreci. Yani bunu biraz veciz bir tespit olarak mı dile getirsem bilmiyorum. Türkler hala bizim anladığımız manada tevhidle tam anlamıyla tanıştığını söylememiz mümkün değil. Ha bunu deyince Kürtler, Araplar, Çerkeşler, Lazlar tanıştı da Türkler mi tanışmadı? Hani Türkiye'nin daha böyle bir öne çıkan etnik bir yönü var, milliyetçi bir yönü var, vatancı bir, devletçi bir yönü var. Bu bağlamda baktığımızda Türk toplumu devletçi bir toplumdur. Yani bunu bir tahkir amacıyla söylemiyorum. Tamamen bir gözlem, yani sosyolojik, hatta benim penceremden, zaviyemden tamamen böyle objektif bir değerlendirme olarak ele almak istiyorum. Türk toplumu yapısı itibarıyla devletçidir, vatancıdır, bayrakçıdır. Sufi bir gelenek üzerinden şekillenmiştir. Mezheplere, geleneğe köklü olarak bağlıdır. Muhafazakar, ıslahatçı bir yönü ön plandadır. Dolayısıyla Türklerin devlet anlayışı, böyle Allah, kitap, Resul, din anlayışından daha değer ifade eden bir algıya, bir tercihe dönüştüğü için bugün kendisini İslami alanda çalışma yapan birçok zümrelerin bile Türkiyelilik, yani Türk kimliği, işte vatan, bayrak, devlet, Osmanlı, askerlik, Mehmetçik, vatanın bölünmez bütünlüğü anlayışı, bu yönüyle Türklerde bu yoğun bir tercihe dönüşmüş vaziyette, yani devlet tanrı konumuna dönüşmüş Türk toplumunda maalesef. Hocam bundan 200 sene önce bir araştırmacı yazar çıkmıştı ve şey demişti. Kürtlerin İslam'la tanışma tarihi Türklere oranla çok daha eskidir.
ve bir takım milliyetçi tayfa ayağa kalkmıştı. Nasıl olur vay efendim, Kürtler Türklerden daha önce İslam'la tanışır falan diye. Hı hı. Yani çok enteresan bir yarışa girilmişti. Belki abartı gibi gelecek ama bugün bir araştırmacı çıksa ve dese ki ilk vahiy 610 yılında değil 1453 yılında çıktı, İstanbul'un fethine denk gelen bir tarih söylese, büyük bir ihtimalle bundan memnuniyet duyacak bir kitle bile olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Bununla ilgili sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya şimdi Türklerin böyle İslam'ı duygusal olarak sahiplenmesi var. Yani hep kendilerini böyle bir İslam'ın yılmaz savunucuları olarak da gördükleri var ama bu gerçekten Türklerin doğru bir din anlayışından kaynaklanan bir tercih değil. Yani ben bunu bir öz eleştiri bağlamında söylemek istiyorum. Yani Bosna dedik, Filistin dedik, Çeçenistan dedik, Irak dedik. Tabii demeliydik, niye dedik demiyorum ama hemen yanı başımızda iç içe olduğumuz insanlara karşı etnik kimliklerinden dolayı yapılan baskılar, zulümler, köy yakmalar, tecritler, Türk kimliğinin dayatılması, Kürt dilinin konuşulmasının engellenmesi gibi algılara Müslümanca yeteri kadar bir ses çıkartamadık. Bu bizim aslında bilinçaltında devlet reflekslerinin, vatan, Türkiyelilik, Türkçülük demeyelim ama milliyetçilik, belki etnik anlamda olmasa bile, etnisite olmasa bile böyle bir baskın bir damarın çok belirleyici olduğunu görürüz hocam. Yani öyle olduğu kanaatindeyim. Hocam, Türklerin bu bozuk din anlayışı Osmanlı'nın din anlayışının bir bakiyesi olarak görebilir miyiz? Osmanlı'da durum nasıldı? Cumhuriyet Osmanlı'nın bakiyesi midir? Yetim evladı mıdır? Övey evladı mıdır? Belirli tespitler yapılabilir ama Osmanlı tasavvuf kültürü üzerinden oluşmuş çok uluslu, böyle biraz daha soy üzerinden, etnik bir algı üzerinden varlığını sürdüre gelmiş bir hanedanlıktır. Tabii ki ulus devletlerle, laik seküler sistemlerle mukayese etmek istemeyiz ama Osmanlı'yı böyle bir rol model, müminlerin bir ideal devleti anlamında gösterebilecek durumda değiliz. Yani Osmanlı belki dosyasını müstakilen mi konuşmak gerekir bilmiyorum ama doğru bir perspektifte değerlendirmek lazım. Bunu da şu yüzden sorduk hocam. Sanki Cumhuriyet'ten önce çok sağlam bir tevhidi inanış varmış da Cumhuriyet'le beraber bir kırılma yaşanmış gibi davranılıp bütün fatura Cumhuriyet'e kesildiği için bu soruyu da sorma gereği duyduk. Hocam, bu bozuk din anlayışının en önemli sebebi nedir? Siyasal İslam mı, tasavvufi gelenek mi ya da sizce başka bir sebebi var mı? Bunun belki 2-3 ana başlıkta toplayabilmemiz mümkün. Bir kere kutsal bir devlet anlayışı, yani devletin âli menfaatleri üzerinden bakış açısı şekillenen bir din anlayışı, yani devlet kontrollü bir din anlayışı burada bence belirleyici bir hale dönüşmüştür. Şimdi tasavvufun nefis terbiye boyutu belki biraz öne çıkartılmaya çalışılmış ama bir kere Türk toplumunun ruhçu bir din anlayışı vardır. Yani türbeler, yatırlar bu yönüyle çok kıymetlidir, çok kutsaldır. Hemen hemen belki biraz Pakistan'da görürsünüz, İran'da görürsünüz. En yoğun ruhçu anlayışın kendini İslam'a nispet edilen toplumlarda yaşandığı coğrafya olarak Türkiye'yi de bu yönüyle görmek mümkündür diye düşünüyorum. Burada içe çekilmiş, siyasal hayattan, sosyal hayattan kopuk, biraz daha böyle o tasavvuf kültürünün, tarikat kültürünün bir devlet politikası haline de getirilmiş olması Cumhuriyet'e kadarki süreçte bunun da ben önemli bir kırılma süreci olduğu kanaatindeyim. Çünkü bu coğrafyada tevhid, bizim anladığımız
manada tevhidin mesajı açığa çıkartılamadı. Tevhid dillendirilemedi. Cumhuriyet sonrasında bile ben İslamcı kavramını çok kullanmak istemem. İslamcılık oryantalistlerin ürettiği bir kavramdır. Aslında belki tercihini Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tercihini İslam'dan yana kullananların bir ideolojisi gibi algılanabilir ama belki bu manada kullanılmıştır ama bugün gelinen sürece baktığımızda laik, kemalist, demokratik söylemlerden ödün vermeyen partiler de AK Parti başta olmak üzere İslamcı kabul edilebiliyor. Yani çürümenin, bozulmanın hangi boyutlara geldiğini görmek açısından manidar görüyorum. Dolayısıyla burada Cumhuriyet'in kurulmasıyla birlikte Türkiye'de İslami mücadele anlayış daha çok MTTB dediğimiz Milli Türk Talebe Birliği algısı üzerinden, yani işte ıslahatçı, bayrakçı, vatancı, sufi, devletçi, işte şey vardı net ayrışılan yer, komünizm karşıtı. Yani Türkiye'de İslamcı, İslami çalışmalar, hareketler demek istiyorum ama komünizm karşıtlığı üzerinden oluşturuluyordu. Çünkü Sovyetler Birliği'ndeki Bolşevik ihtilali ile birlikte Türkiye'ye komünizmin taşınması çok bir risk, tehdit olarak görülüyordu. Hatta birine komünist demek, hani şimdi IŞİD'ci demek gibi, yani böyle ağır bir hakaret bağlamında ele alınıyordu. Sonra öğrenildi ki, yani bizim de tabii çocukluk, gençlik dönemlerimizdi. Hamdolsun biz o tuzaklara düşmedik ama bugün daha olgun bir pencereden gözle baktığımız vakitte aslında komünizm karşıtlığı üzerine oluşturulan dernek ve algılar da Amerika kurdurmuş. Mesela bu coğrafyada Amerika ve Siyonist İsrail karşıtlığı üzerinden bir dernek ve bir yapılanma kurulmadı mesela. İlginç. Hatta nerede Sabataist, Mason, Yahudi menşeli insanlar varsa sanat, futbol, siyaset camiasında baktığımızda hep köşe başlarında, ta devletin kurulma aşamasından beri hep bunları görüyoruz. Hocam ben şöyle bir kanaate vardım. Toplumun gerçek manada nerede olduğunu anlamak ve tanımak için kesinlikle davet çalışması yapmak gerekiyormuş. Onların değerleriyle ters düştüğünüzde verdikleri tepkilere, reddiyelerine ya da kabullerine şahit olduğunuzda toplumun asıl neyi kutsadığını, aslında canını ne için feda etmeye hazır olduğunu görüyorsunuz. Ve maalesef ki benim gördüğüm şu ki bu toplumda din milli duygulara ve menfaatlere ters düşmediği sürece baş tacı sanki. Hı hı. Sanki İslam Allah'ın sınırlarını değil, ülkenin sınırlarını korumak için indirilmiş bir din gibi bu toplumda. Siz ne dersiniz? Doğru, sizce güzel, de böyle mi? Güzel bir tespit. İşte en yakın 15 Temmuz sürecinde gördük, yani çocukların bile tanıklık ettiği bir süreç. Türkiye bir kere darbeler ülkesi. Yani Türkiye'nin sahibi askerler diyorlar ki biz bu ülkenin sahibiyiz. Bura bizim kontrolümüzde. Yedirmeyiz size. Siyasilere bir süreliğine verirler. Onlar bozar tabiri caizse. Asker gelir, tekrar darbeyi yapar. Kendi algısı üzerine toparlar. Bir taraftan da bu coğrafyada askerlik peygamber ocağı olarak, Mehmetçik olarak vasıflandırılır. Devletle halk arasındaki oluşturulan en kutsal alan burasıdır. Şimdi bu toplum değerlerinden yozlaştırılmış, baskıcı, Jacoben, monarşik bir dikta rejimin tahakküm altında kalmış. Şimdi bunları düşündüğümüzde, söylediğimizde, mazlum bırakılmış bir halk olarak değerlendirmek mümkünken maalesef şu an işte devlet Diyanet diye bir kurum kurmuş, dini kendi tekeli altına almış, kendi menfaatleriyle, kendi hukukuyla, hükmüyle, kendi ölçüleriyle bir dinin anlatılmasını istiyor. Tırnak içinde din adamlarını bu ölçekte seçiyor. Kurumu bunun üzerine kuruyor. Dolayısıyla bugün Allah'ın evleri konumunda olan, olması gereken camiler, mescitler laik seküler bir devletin memurluk odalarına dönmüştür. Allah'ın ahkamı bir bütünlük içerisinde anlatılmamaktadır. Hatta devlet tamamen bu bütün alanı kontrol altında tutmak istediği için burada anlatılacak olan dinin devlet diniyle
çatışmaması gerektiğini söyler. Bugün işte bakıyoruz muhtarlar ve cami cemaati olası bir İslam şeriatı söylemini sen dile getirsen mümin bir topluluk olarak ilk tepkiyi, baskıyı buralardan görürsün. Sana ilk önce cami cemaati karşı gelir. Ne zaman ki toplum dinin devletinden, devletin dinine dönüşmüştür. İşte o vakitte Allah'ın dini yedek bir dine, stepne bir dine dönüşmüştür. Onun için bu toplumda, daha önce bunun derslerinde yapmıştık, ağırlıklı üç din yaşanmaktadır. Atalar dini yaşanmaktadır. Devlet dini vardır. Bir de Allah'ın dini vardır. Allah'ın dini en az müracaat edilen alandır. O daha çok işte ölüler olduğunda bir ritüelle ihtiyaç olduğu için oralara müracaat edilmektedir. Kendini Müslüman zanneden, Müslüman kabul eden, yani o laik kesimi de kastetmiyoruz. O liberalleşmiş, kapitalistleşmiş değil. Ya hakikaten böyle İslam'ı sevdiğini söyleyenlere bir sorsak, yani sen Allah'ın dininin şeriat nedir? Allah'ın hukuksal hüküm düzenlemesidir. Allah'ın şeriatını mı talep edersin, demokrasiyi mi? Çok ilginç bir tezat oluşuyor. Yani böyle bir garabet ortaya çıkıyor. Kendini Müslüman zannediyor, Müslüman görüyor ama Allah'ın şeriatını istemiyor. Çünkü diyor ki Allah'ın şeriatı bu zamanda yaşanmaz diyor. Yani kafasında oluşturmuş olduğu din kendi keyfini, rahatını, huzurunu, menfaatlerini, dünya görüşünü etkilemeyecek bir din. Hatta bunu biraz abartıya dönüştürmeyeyim ama böyle olduğu kanaatindeyim. Mesela hayatlarına karıştırdıkları Tanrı, ilah, Allah nasıl isimlendiriyorlarsa isimlendirsinler, etkisizleştirilmiş ve yetkisizleştirilmiş bir ilaha kulluk etmek istiyorlar. Yani kendi istedikleri kadar hayatlarına karışan bir ilaha kulluk etmek istiyorlar. Bu ilah da diyorlar ki bizim siyasetimize karışmasın. Onun için bakıyorsunuz laik seküler sistemin bütün partileri, istisnasız Türkiye'de bu coğrafyada kurulmuş, seçimlere girmiş bütün partiler sekülerdir, laik. Bunlarla anlaşma yapmıştır. Çok da aralarında programlarında ufak tefek farklılıklar olsa bile çok belirgin bir fark yoktur. Hatta biraz belki incitici gelir bazılarına ama laik seküler sistemdeki partiler Kemalizm dininin mezhepleridir desek çok abartıya kaçmayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla burada şöyle bir tezat oluşuyor. Kendini Müslüman kabul ediyor. İslam'ı din olarak kabul ettiğini söylüyor. Kitabının Kur'an olduğunu söylüyor. Peygamberinin Muhammed olduğunu söylüyor. Bir Allah inancı var. Ama siyasetine Allah'ı, kitabını, hükümlerini karıştırmıyor. Eğitimine karıştırmıyor. Askeriyesine karıştırmıyor. Ticaretine karıştırmıyor, hukukuna karıştırmıyor, hatta din anlattığı camilerinde bile karıştırmıyor. Orada bile şimdi sınırlı. Hocam siz konuşmanızın arasında toplumun kitap olarak Kur'an'ı benimsediğini, sorduğunuzda bunu söylediğini söylemiştiniz. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde biz arkadaşlarla beraber deprem bölgesine gittik. Hem oraya maddi yardımlar götürelim hem de insanlara davet çalışması yapalım. İşte Kur'an götürdük. Türkçe mealini götürdük Kur'an'ın. Ve Kur'an dağıttığımızı gören oradaki halklar büyük bir ilgi gösterdiler. İşte gelip almak istediler. Baya baya böyle bir talep vardı. Ama kapağını açıp baktıklarında Kur'an'ın Türkçesi meali olduğunu anladıklarında bize tekrar geri dönüp Kur'an yok mu demeye başladılar. Yani bu bizim için çok üzücü bir şeydi. Onu mealini Kur'an olarak değerlendirmiyor ve hatta daha da üzücü olarak yaşadığımız bir şey var ki bazıları geri vermek istedi. Hı hı. Yani Türkçe Kur'an'ı bir gördüğünde bir hayal kırıklığı yaşadı ve morali bozulan, bunu söylerken abartmıyorum hocam, gerçekten morali bozulan ve onu geri vermeye çalışan bir takım insanlar ve bunun da sayısı çok az, böyle azımsanacak bir sayı değil hocam. Gerçekten bizim kafalarımızdaki deprem belki de o gün olmuştu. Çok üzülmüştük hocam. Belki bu biraz da şundan kaynaklanıyor. Yani hani Kur'an'ı güzel okuyana ödül, güzel yaşayana hapis cezası veriliyor ya. Çünkü bu toplumun kahır ekseriyetinin kitab-ı kerim algısı
okumak üzerine kurgulanmıştır. Anlamak, yaşamak, iman etmek üzerinden değil. Yani adam Kur'an'ı dinliyor, kendinden geçiyor. Yani kendinden geçeni kendisine getirmesi gereken bir kitap, birileri için kişiyi kendinden geçiren bir kitaba dönüşüyor. Yani bu kitabın yol gösterici olabilmesi için kişinin o kitaba iman etmesi gerekiyor. Bugün bir bilgi dokümantasyonu olarak vicdani bir tatminkarlık ve sevap makinesi mantığıyla görüldüğü için hayatlarında Kitab-ı Kerim yer edinemiyor maalesef. Hocam bugün imanın şartı deyince aklımıza gelen, topluma öğretilen o 6 madde sizce yeterli mi? Tağutun reddinin olmadığı bir liste sizce tam mıdır? O listede tağuta bilinçlice yer verilmemiş olabilir mi? Aslında bu bizim biraz ta saltanat geleneğinden itibaren başlayabiliriz. Mesela bizim müfessirlerimizin bile büyük bir çoğunluğu tağutu nesneleştirmişlerdir. Soyut, mesela şeytan. Ne anlaşıldı? Kim şeytan kim? Ortada yok. Hocam ben Amerika diyen duydum. Yani hani Amerika'da tağutluk yapmış olabilir ama neye geliyor? Mesela bazı kendini tevhide bile nispet edenlerin belki de en büyük ayrıştığımız noktalardan birisi, mesela kurumsal bir tağut reddiyesi yapanları görüyoruz. O kurumu işleten, orada yönetici olan, orada hüküm sahibi olanları Müslüman görüyorlar. Tağut görmüyorlar. Yani ortada tağut yok onlara göre. Kurum var, soyut. Yani peki bu soyut denilen kurumsal alanı işletenler ne? Mesela İslam'ın devlet talebi. Ya İslam devleti soyut bir tanımlamadır. İslam devleti demek Allah'ın vahyinin yürürlükte olduğu, hükmünün belirleyici olduğu demektir. Bu anlaşılır, bu anlaşılmalıdır. Tağuti sistem denildi de tağutun sistem yönü de vardır, fert yönü de vardır. Yani hem kurumsal yapıdır hem ferdi. Ama ben daha çok tağutun soyut alanlarda anlatıldığı için şu yönüyle anlatabilseydik tağut anlaşılırdı. Buraya çok fazla dokunulmadı. Tağut iradesi vardır, inisiyatifi vardır, canlıdır, dönüştürücüdür, etkileyicidir. Yani hatta üzerinde de hüküm sahibi yoktur. Yani hüküm alanında yetki sahibidir. Ondan dolayı şimdi Firavun tağuttur. Bunu herkes söyler. 4000 yıl önceki Firavun'a tabiri caizse amiyane bir tabirle çakmak kolaydır. Eleştirmek kolaydır. Ama çağın Firavunlarına, çağın Nemrutlarına, çağın Belen bin Bagurelerine, çağın Karunlarına, çağın Hamanlarına, çağın Samirilerine bir tespitle itiraz edemeyenler, orayla ayrışamayanlar, bunları sadece tarihte yaşamış bir figür olarak görecekler. Kur'an-ı Kerim'de tağutla alakalı 8 tane müstakil ayet vardır. Yani tağuttan teberri etmek, ben tağutu reddettim demek değildir. Hani keferna bikum, biz sizi sadece inkar ediyoruz demek değildir. Bu işin bir cüzüdür. Yani tağut reddiyesi onlara itaat etmemek, onların ifsad ettiği alanı aslına dönüştürmek, oradan ayrışmayı imanın bir gereği olarak görmek, onlara sevgi beslememek, onlara itaat etmemek, onlara oy vermemek, onlara velayet vermemek, vekalet vermemek, onlara destek vermemek, hatta sessiz bile kalmamak. Bu yanlış din anlayışı kimlerin işine geliyor hocam? Bu yanlış din anlayışı en başta dinden nemalananlar. Kim onlar hocam? Mesela şöyle bakabiliriz. Allah'ın dinine hakkıyla iman etmemiş, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışıp Allah'a itaat etmeyen, Allah'a iman etmeyen, Resulü kendisini önder kabul etmeyen bütün insanları bunun içerisine, bir bütünlük içerisinde yerleştirebiliriz. Fakat burada biraz öne çıkan figürler vardır. Mesela Resuller bir kavme gönderildiklerinde oradaki Resullerin tevhid davetine halk direkt karşı gelmemiştir. İlk önce karşı gelen o gün gücü elinde bulunduranlardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle mele ve mütreflerdir. Siyasi ve ekonomik kanattır. Çünkü onların güçleri, iktidarları, onların alan hakimiyetleri kaybolacak. Tabii bu tek bu alanla da kalmıyor. Bunun ekonomik boyutu var, dini boyutu var, sosyal boyutu var. Yani insanları bu anlamda
batılı angaje edebilecek farklı farklı prototipler de üretmişlerdir. Dolayısıyla burada bu kimin işine gelmiştir? Bir, en başta ekonomik, siyasi gücü elinde bulundurup insanlar üzerinde baskı kurmaya çalışan, sömürmeye çalışan, gücü paylaşmak istemeyen tüm tiranlar, tüm zalim yöneticiler, tüm belamlar bunun içerisinde değerlendirilebilir. Peki hocam, bu sistem tevhidi bir uyanışın yaşanmaması için hangi birimlerini kullanıyor? En güçlü silahları nelerdir hocam? En başta eğitim kurumu, okullar, milli eğitim denilen kurum, milli öğütümdür aslında. Yani eğitim değil, öğütümdür. İşte Diyanet dediğimiz kurum, bunlar bir sacca yağdır. Özellikle bu eğitimin akademik alandaki alanda, özellikle bu ilahiyatlarda son yıllarda bu devletle daha barışık bir hale gelmişlerdir. Bu yön biraz daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Milli Eğitim Kurumu, öğretmenleri müfredatıyla Diyanet, din müfredatı, tırnak içinde din adamları müftüleriyle birlikte, bu iki alanla birlikte bir de devletin kendisini rahatsız etmeyen tarikat kurumlarına vermiş olduğu prim, ilişki, üretmiş olduğu insan modeli devletin işine geldiği için aslında Cumhuriyet döneminde bile tekke ve zaviyelere karşı tepkiler düşmanlığın had seviyede olmasından dolayıdır. Yani yanlış bir siyaset takip etmişlerdir. Ondan dolayı Jacoben laiklikten Anglo-Sakson laikliğe geçmişlerdir. Yani siz burayı da beceremediniz demişlerdir. Bu üç alanın çok yoğun olarak işletildiğini düşünebiliriz. Tabii burada sermaye değerleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Hocam, Türklerin tevhidle tanışması çok olası görünüyor mu sizce? Ya da tanışması için ilk yapılması gereken şey nedir? Tabiri caizse Türklerin İslamlaşma süreci yeniden başlatılmalıdır. Burada merhametle, vasattan, mutedil ve bu toplumun dokusuna uygun olabilecek bir hikmet üzerinden bir dille, bir usulle geliştirilmelidir. Yani toplum daha tevhidle tanışmadan, geçen toplantım programımızda konumuz tekfirdi. Yani toplum tevhidle tanışmadan tekfirle tanışıyor. Hocam, o program üzerinden de kısmen tekfir de edildik bu arada. Konumuz tekfirdi. Baktık bazı yorumlarda. Biz yani ne yaparsanız memnun olmayan birileri evet. Çıkıyor. Evet, tabii Allah bizi hakta isabet ettirsin. Amin. Yani makul nasihat eleştirileri dikkate alırız, almak durumundayız. Ama sonuçta tabii bu eleştiriler hiçbir zaman bitmeyecek. Yani toplumun tevhidle tanışabilmesi için o toplumun sosyolojik dokusunun iyi tespit edilip o tevhid dinini, tevhidi doğru anlatacak insanların, anlayışların, usullerin geliştirilmesi lazım. Yani burada sorun tek taraflı değil. Daha hikmetli, yapıcı, tavizden bahsetmiyorum. Kuşatıcı, hikmetli, izzetli, ilkeli bir dil ve tavır geliştirilmeli. Hatta bu yönüyle hep derslerde ifade etmeye çalıştım. Biz reddiyeden kabule değil de doğru bir kabulden reddiyeye doğru gidersek tevhid anlayışı daha iyi oturacak. Yani önce alemlerin Rabbi olan Allah'ı doğru tanımak, doğru iman etmek, onun kitabına doğru iman etmek, onun Resulüne doğru iman etmek, o imanın ana ilkeleri doğru bir bilinçle, tasavvurla oluştuğu vakitte doğal olarak ayrışılması, reddedilmesi gerekilenler olacaktır. Zaten iman ettiği vakitte imanına mukayyir olanları reddetmesi gerektiğini de bilecek. Doğru bir iman, doğru bir reddeyi beraberinde getirecek. Hocam, şimdi biraz ortalık karıştıralım. Hazırsanız inşallah. Bu İstanbul'un fethiyle ilgili Hazreti Muhammed'e nispet edilen bir hadis var hocam. Bu hadisin durumu nedir? Bunu bize açıklar mısınız?
Şimdi toplumun hani bir Osmanlı duygusu var. Oradan bize bir eleştiri oklarını saplattın. Şimdi bir de Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi. Hocam bir tane daha soru gelecek. Tabii bizim hakkı konuşmamız lazım. Hani biz tarihin yaşanmış alanlarındaki bir şahıs la bizim bir işimiz yok. Yani biz burada doğru bir din anlayışın bağlamında ele alıyoruz. Sizin de zaten niyetinizin, yaklaşımınızın bu olduğu aşikar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet ile alakalı şunu söylemek mümkün. Şimdi Osmanlı'da kudretli üç padişahtan biri kabul edilir. Abdülhamit'i saymazsak işte Kanuni, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet. İşte İstanbul'un fethi. Hakikaten bugün İstanbul fethedilmiş midir? İstanbul yeniden fethedilme. Fetih nedir? Nereler fethedilmiştir? Yani coğrafyaların topraklara katılması fetih midir? Yani şu an İstanbul kimin kontrolündedir? Bak Roma'nın planlaması var. Şu an bu İstanbul depremi, İstanbul'un başkent ilan edilmesi, ondan sonra bu Kanal İstanbul projesi, ya bunlar gelişigüzel planlanmış olan şeyler değillerdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul'da bir Ofis açması, açması. yani İstanbul aslında işte başkent kabul etmeyle de biraz orantılı. Şimdi İstanbul böyle bir özel bir konumu var. Bunu kabul ediyoruz ama şunu görmek mümkün. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam ashabına, ümmeti Muhammed'e hedefler göstermiştir, ufuklar göstermiştir. Muhaddis ulema bir bölge ismi, bir tarih, bir şahıs, bir mekan üzerinden nakledilen rivayetlere ihtiyatla yaklaşmamızı istemişlerdir. Özellikle bu gaybi ve fiten hadisler muhaddis ulemanın en fazla dikkat çektiği alanlardır. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer, orada ravi zincirinde birisi muallel görülmektedir. Yani hadis sahih bir hadis değildir. Zayıf bir hadis olarak görülmüştür. Şimdi bir bütünlük olarak bakıldığında yani şimdi bunları söylemek ne kadar doğru olacak, üzülen de olacak ama hakkı söylemek durumundayız. Tarihi vesikalarda Fatih Sultan Mehmet'in kardeşlerini devletin bekası için âli menfaatleri için boğdurduğuna, öldürttüğüne dair belgeler var. Eğer bunlar yalansa, böyle bir şey yoksa diyecek bir şey yok. Ama bu sadece Fatih Sultan Mehmet'le de sınırlı olan bir hadise değil. Bir devlet geleneği gibi sanki hocam. Ve hatta işin en acı tarafı şu, bunun için fetvalar oluşturulmuş. Yani devletin yaşaması için öldürülebilir. Ya tamam da bunlar çocuk, masum. Bir kaybı taşıyorsunuz. Gelecekte ne tür sorun üretebilir? Yani Allah Azze ve Celle haksız yere bir insanın canına kıymak bütün insanlığı öldürmekle eşdeğerdir diyor. Maide 30-31'de bunu anlatıyor. Nisa suresinde kalacağı yerin ebedi cehennem olduğunu söylüyor. Daha önce söyledik. Yani bir değil bir insan elinde mümin kar, mazlum birinin kanı varsa biz o insandan teberrü eder hükmünü Allah'a bırakırız. Tövbe ettiğine şahit değilsek, istediği kadar da övülen, ünvanlar takılan birisi olsun fark etmez. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'u bir hedef olarak göstermesini anlayabiliriz ama hani o komutan üzerinden bir övgü, işte kardeşlerini öldürmüş olan birisi Resulullah tarafından övülür mü? Niye övsün Allah Resulü? Bilmiyor muydu? Peki ileride olacak şeyi nereden biliyordu? Resulullah yani İstanbul'a hedef göstermesi ayrıdır. Orada o komutanın övülmesi ayrıdır. Kaldı ki İstanbul'un fethiyle alakalı da o süreçle alakalı tarihi bilgiler belki bugünün konusu değildir. O da ayrı bir başlıkta değerlendirilmelidir. Dolayısıyla burada şöyle bir yanlış oluşmuştur. Bunun hesabını nasıl verecekler? Yani öyle bir din yaşanıyor ki her türlü fetva itinayla verilir. Yani tamam da bu fetva Allah katında muteber midir? Yani Kitab-ı Kerim'de
konuşmalı. Yani bir fetvanın, bir görüşün Kur'an'a ters olmaması lazım. Sünnet-i Resulullah'a ters olmaması lazım. Sünnetullah'ın yasasına ters olmaması lazım. Selim akla, fıtrata, ahlaka ters olmaması lazım. Hani hep biz söyleriz, bir çocuğun canı, kanı yerindeki tüm ulusal ve uluslararası ilişkilerden daha kıymetlidir. Bugün Gazze'de dahil, bugün İdlib'de dahil, Doğu Türkistan'da dahil, Afganistan'da, Irak'ta, Allah'ın arzında her bir yerde, yani bir mazlumun, bir çocuğun kanı şunların yaptığı tüm siyasi hesaplamalardan daha kıymetlidir, daha değerlidir. Onun için biz bir müminin tırnağını, kanını kafirlerin tamamına değişmeyiz. Peki bu Hazreti Muhammed'e iftiraya girer değil mi hocam? Tabii bu iftiraya da girer. Kim ben söylemediğim halde bir sözü bana isnat ediyorsa cehennemdeki yerini hazırlasın diyor. Hatta genel kabule göre bu mütevatirdir. O men kezebe aleyye hadisi mütevatirdir. Maalesef işin öyle üzücü yanları olmuştur ki belki bununla biraz paralellik arz ediyor. Hani konumuzun başıyla da alakası var. İşte vatan sevgisi imandandır diye Allah Resulü'nün ağzına bir söz koyuyorlar. İşte ne Resulullah böyle dedi. Milliyetçi, Jacoben bir kafa. Bu ister Kürt olsun, ister Arap olsun, ister Türk olsun fark etmiyor. Yani etnik bir anlayış üzerinden tabii bunu daha çok Türkler kullanıyor. Çünkü bu coğrafyada güç onların elinde. Vatan sevgisi imandandır. Ne Resulullah böyle dedi. Haşa, Resulullah'ın böyle bir sözü yok. Bu mevzu tamamen uydurma. Hristiyan olan Michel Eflak adında birine ait olan Baas rejiminin, Baas partisinin kurucusu olan bir şahsın sözüdür. Hani biraz önce bir şey söyleyecektim, unuttum. Tam yeri geldi. Hani bu milliyetçilik, işte vatan, bayrak, devletin kutsallığı, bak hep her yerde karşımıza çıkıyor. Bir gün bir umre veya bir hac ziyaretinde kafilede bulunanlardan birisi, iki Kürt birbiriyle Kürtçe konuşuyorlar Kabe'nin yanında. Kafile başkanı olan hoca diyor, ya bari Allah'ın evinde bunu yapmayın, hani Kürtçe konuşmayın. Hani sanki Kürtçe konuşmak günahmış gibi, hani bari Allah'ın evinde yapmayın. Hani Türk dili o kadar tanrılaştırılmış, kutsallaştırılmış ki Resulullah'ın söylemediği bir sözü o söylemiş gibi nakletmek, sahiplenmek, yarın hesap gününde sen bunu kimden aldın? Ben böyle bir söz söylemedim. Sen bunu hangi gerekçeyle, ya Resulullah ben bunu iyi niyette söyledim mi diyeceğiz. Aslında Hazreti Muhammed'in asabiyeti ayaklarımın altına aldım dediği bir hadis varken, bu hadisin bu kadar göz ardı edilip de milli duyguların, milliyetçiliğin, asabiyetin bu kadar ön plana çıkartılması da büyük bir çelişki tabii hocam, değil mi? Maalesef. Evet. Evet hocam, biz bugün Ahmet Turgut Uluca'ya Türklerin din anlayışını sorduk. Ama ortaya konulan fotoğrafta Türklerin şimdilik dinden pek bir şey anladığını söyleyemeyeceğiz gibi görünüyor. Bize tekrardan vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin cemiyen. İnşallah bir sonraki programımızda yeni bir başlıkla Ahmet Turgut Uluca'ya yeni bir şeyler soracağız. İnşallah. Ben zaman ayırdığınız, imkan verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum tekrar.